Hepinize merhaba. Böyle güzel bir bahar gününde bulunduğunuz yerden, evlerden, odalardan bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizinle Spark'ın Avrupa Birliği'nin katkılarıyla düzenlemiş olduğu canlı yayın programında ilk kez buluşuyoruz bu seride. Avrupa Birliği İnsani Yardımlar ve Kalkınma Yardımı için Avrupa Birliği bütçesinden ve üye ülkelerden toplamda 10 milyar euroyu aşkın bir fonla bu konuya destek sağlamakta. Avrupa Komisyonu kampların dışında yaşayan ve acil yardıma ihtiyacı olanlar ve sağlık yardımına gereksinim duyanlar başta olmak üzere ülkelerindeki şiddetten kaçan mağdur durumdaki mültecileri desteklemek için yardım sağlıyor. Avrupa Komisyonu'nun Suriye krizine sağladığı destek, acil insani yardımlar ve diğer alanlardaki yardım faaliyetleri dahil olmak üzere 5,3 milyar euroyu geçmiş durumdadır. Türkiye'nin göstermiş olduğu gayrete de 2016 yılından itibaren başka bir form vererek, yani Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı adı altında bir programı desteklemeye başladılar. Burada insani yardım, göç yönetimi, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyoekonomik destekler sağlanmakta. Şimdi biraz da Spark'tan bahsedelim. Spark, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'daki 14 bölgede faaliyet gösteren bir uluslararası sivil toplum kuruluşu. Spark kurulduğu 1994 yılından bu yana bu bölgelerdeki gençlerin geleceğini inşa etmeleri ve kendilerini bir yaşam kurabilmeleri için onlara destek olmakta. Özellikle kadın ve mülteciler başta olmak üzere gençlere eğitim, çalışma ve iş kurma imkanı tanıyorlar. Onların başarısı istikrara ve kalkınmaya duyulan ihtiyacı gidermeye katkıda bulunuyorlar diyebiliriz. Ve bütün programlar yerel partnerlerle yürüyor. Burada Türkiye'deki partnerler de Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Toplamda 74'ü Türk, 1014 Suriyeli öğrenciye aylık burs desteği sağlamakta Spark. Ön lisans ve lisans programlarında yüksek öğrenimlerine devam eden bu öğrencilerin 712 tanesi de Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte. Şimdi lafı uzattım biliyorum ama hemen toparlayacağım. Arkadaşlar bugün bizim konuğumuz pek çoğumuzun, hemen hemen hepimizin hiç yabancı olmadığı bir isim Sayın Sinan Canan. Onu ekranlardan ve olağanüstü güzel kitaplarından tanıyoruz. Kendi sözcükleriyle Sinan Canan biyoloji mezunu, fizyoloji doktoru, sinir bilim sevdalısı, tabiatın öğrencisi ve kaotik ve fraktal olan her şeye tutkun bir yazar ve düşünen insan. Kendisini burada ağırlamaktan ben şahsım adına da çok mutluyum ve sizlere takdim etmekten de çok mutluyum. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum ve hep birlikte dinliyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Sizin ağzınızdan böyle duymak daha da güzel oluyor. Bu bizim Açık Beyin ekibinin sağ olsun onlarla beraber oturup böyle bir nasıl diyelim ilham anımızda yazdığımız bir şeydi. Biraz dışarıdan tuhaf gözüküyor bir özgeçmiş olarak ama bence beni iyi anlattığını düşünüyorum. İnşallah orada söylediğiniz şeylere layık olmaya çalışalım. Ben öncelikle Spark'a emeği geçen herkese, bütün teknik ekibe, bütün destekçilere, burada bizi bir araya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Şu içinden geçtiğimiz enteresan günlerde böyle imkanlarla belki hani fiziksel olarak gidip buluşmamızın oldukça zor ve masraflı olabileceği, bayağı bir tantanalı olabileceği ve o yüzden de çok fazla hazırlık gerektiren böyle buluşmaları mümkün kıldıkları için ben gerçekten minnettarım. Çünkü birkaç senedir benim esas işim anlatmaya çalışmak. Bu da tabii ki muhataba ulaşmakla çok yakından alakalı bir şey. Yani bir muhatap bulduğunuzda bir anlatıcı cennete girmiş gibi oluyor. Dolayısıyla bugün burada da böyle bir kitleyle karşı karşıya olmak ve onlara işte inşallah bir şeyler anlatabilecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Sağ olun, var olun o yüzden. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bugün ben bir biyolog, mezuniyet itibariyle bir biyolog ve uzmanlık olarak da sinir bilim ya da nörobilim uzmanı olarak insanı
biraz alıştığımızın dışında bir perspektifle anlatmayı amaçladığım İnsanın Fabrika Ayarları diye de bir isim koydum. Bir anlatıyı kabaca bu bağlamda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özet olarak bu içinden geçtiğimiz günlerde ve şu içinde yaşadığımız zamanlarda böyle bir anlatı neden önemli? Bunu bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Ve bu fikir nereden geliyor? Kısaca biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Hikayesini anlatmak aslında meseleyi anlatmaktan daha iyi oluyor. Yani çünkü metodik bilgileri arka arkaya dizmektense biraz bu fikrin nasıl ortaya çıktığı, bana nasıl denk geldiği, benim niye anlatmak zorunda kaldığım hikayesini galiba kısaca paylaşsam iyi olacak. İşte 1995 yılında yani Spark kurulduktan bir sene sonra bayağı varmış bu arada Spark'ta ve ben üniversiteden mezun oldum. Biyoloji eğitimi aldım. Türkiye'nin en iyi biyoloji bölümlerinden bir tanesi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü. Muhteşem bir eğitimdi gerçekten. Benim bütün formatımı değiştiren, hayata bakışımı bambaşka bir hale getiren bir eğitim. Akabinde istesem de biyoloji bölümünde akademisyenliğe devam edemedim oradaki şartlardan dolayı. Tıp Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım ve önce doku bilimi yani histoloji, arkasından da fizyoloji alanlarında sırasıyla master ve doktora yapma şansım oldu. Bu arada tabii hep ilk çalıştığım günden beri civcivler başta olmak üzere tavuk civcivleri, hayvanların beyinlerinde çalıştım. Hep elime bir beyin geldi bir şekilde. Üniversitedeyken de sevdiğim bir konuydu ama ileride bunu kariyer yapacağım pek aklıma gelmemişti açıkçası. İşte 98 yılında Danimarka'ya da gittiğimde orada kendi çalıştığım civciv konusuyla ilgili tezimi yaparken aynı zamanda diğer beyin araştırmalarıyla ilgili çok yakın gözlemler yapabilme şansım oldu. Orada geçirdiğim süre zaten bir başka format kaydırıcı unsur olarak yani insan beyninin ya gerçekten de ne kadar muhteşem bir çalışma alanı olduğunu biraz daha farklı bir açıdan fark etmemi sağladı. Ki o zamanlar nörobilim diye ya da sinir bilim diye ayrı bir akademik alan ya da disiplin ismi yoktu. Yani böyle bir şey kurulmamıştı o zaman. Biz böyle biraz alaylı sinir bilimciler oluyoruz. Yani bu alan daha sonra biz mezun olduktan sonra kuruldu. Şimdi zaten nörobilim alanlarında bu konuda ben de eğitim veriyorum ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, dünyanın birçok yerinde nörobilim eğitimleri yoğun olarak veriliyor. Şimdi benim tabii insan içinden geçtiği zaman yaşadığı dönemi çok anlamıyor ama 90'lı yıllar ve 2000'lerin başları şu 2005'e kadar falan olan bant beyin bilimlerinin patlama yaptığı yıllarmış. Biz yıllar sonra şu uzaktan bakınca vay be nerelerden geçmişiz diyebiliyoruz. Ben de tam zamanında içine düşmüşüm çünkü ders kitaplarının değişmesini zorunlu kılan bilimsel bulgulara ulaşılan bir zaman oldu o zamanlar. Bunlardan birkaç tanesinde hasbelkader benim de payım oldu. Çok hoşuma gidiyor. Mesela bölünmez denilen beyin hücrelerinin bölündüğünü mikroskopta ilk gören ekiplerden birisi de bizim ekipti. Ve o mikroskoba bakarken böyle ders kitabındakinin zıttını bir şey gördüğünüzde her Türk gibi ya kesin biz bir şey yanlış yapıyoruz abi falan diye başlayan bir şüpheli durum. Bir süre sonra bir keşif yapmanın hazzı ve aynı zamanda gerginliğiyle de sizi kuşatıyor. Müthiş zamanlardı ve şöyle değişiklikler oldu ders kitaplarında. Yani o kadar köklü bir şey ki işte 20-25 yaşına kadar beyin gelişir. Ondan sonra da daha bir şey olmaz işte ölen sinir hücreleri yerine gelmez diye kitaplarda bilgi olarak bulunan şeylerin tam zıttını laboratuvarda görmeye başladık. Bu tabii büyük bir çelişki yarattı. Yani öyle bir bilindiği zannedilen bir bilgiydi ki bu. Mesela 50-60 yaşın üstünde beyin felci geçiren hastalara hastanelerde fizik tedavi bile verilmezdi. Yani bu saatten sonra bunun beyni iyileşmez falan diye. Şimdi 60-70-80 yaşındaki insanlara fizik tedavi uyguladığımızda ne kadar mucizevi sonuçlar alabildiğimizi bile normal karşılamaya başladık. Çünkü biz o dönemlerde şunu gördük. Sinir sistemi her an yaşlandıkça yavaşlamakla beraber her an gelişen, her an dönüşen, plastisite dediğimiz dönüşebilirlik ve değişebilirlik özelliğini en üst düzeyde sergileyebilen çok acayip bir organmış. Ve aslında bizim öğrenme, deneyim kazanma, ustalaşma dediğimiz işler beynimizdeki bağlantıların değişmesi ve dönüşmesiyle alakalıymış. O zamanlar bunları öğrenmeye başladık. Niye? Yani 20. yüzyılın sonuna kadar beklemek zorunda kaldık. Çünkü teknolojiyle alakalı bir şeydi.
fonksiyonel MR diye bir işte beyin görüntüleme tekniği çıktı mesela. Artık insanları kesip biçmeden ya da işte kaza geçirip de bir yerlerinin yaralanmasını, beyinlerinin bir yerin hasar görmesini beklemeye gerek kalmadan normal insanları makinelerin içerisine koyup onlara bir şeyler yaptırdığınızda beynin nasıl faaliyet gösterdiğini canlı yayında izleyebildiğimiz bir teknikti bu. Tabii geçtiğimiz 20 yıl içerisinde acayip gelişmeler oldu bu alanda ama o dönemde çok büyük bir devrimdi. Artık beynin içini görebiliyorduk. Bizim çalıştığımız alanlarda ise yani mikroskobik ya da fizyolojik teknikler açısından da müthiş gelişmeler vardı. Daha önce kullanamadığımız işaretleme ve boyama teknikleriyle hücreleri çok farklı şekillerde görmeye başladık. Bütün bunlar birleşince en büyük gizemlerimizden biri olan tarih boyunca bu beyin denen organ yavaş yavaş sırlarını aralamaya başladı. Tabii yani çok da havaya girmeyelim. Hani beyin hakkında ne biliyorsunuz diye sorarsanız bilmiyorumdan bir tık fazladır. Yani çok bildiğimiz çok fazla bir şey yok. Daha bir okyanusun kenarında ayaklarımızı ıslatmış mesabesindeyiz öyle söyleyeyim. Yani bunu birçok sinir bilimci de size söyleyecektir. Çünkü karşımızda müthiş karmaşık bir sistem var. Ve bu sistemin şöyle de bir problemi var. Elimizde en gelişmiş araç ne olduğunu bir düşünün işte bilgisayarlar, görüntüleme teknikleri neyimiz varsa. Bunların hepsi beynin yanında çok basit şeyler kalıyor ve biz beyin gibi görüp görebileceğimiz en komplike şeyi anlamaya çalışıyoruz. Ve bu anlama sürecinde elimizdeki en gelişmiş araç yine beyin. Başka ya onun gibi bir şey yapamadığımız için ve beyin aslında kendi kendini anlamaya çalışıyor. Sinir bilim dediğimiz şey aslında böyle bir paradoks meselesi. Şimdi bir varlık kendi kendini anlar mı falan o felsefenin sorusu ayrı o ayrıca tartışılır ama karşımızda çok zor bir problem var. Çünkü bilim insanı da olsanız, bilimsel yöntem de kullansanız beynin kurallarıyla bağlısınız. Biyolojik bir organizmasınız. Mesela bugün algıladığımız hiçbir şeyin gerçekte öyle olmadığını falan artık biliyoruz. Hani ya bir Matrix'te yaşıyoruz demiyoruz ama o da çok uzak bir ihtimal değil falan diyoruz. Hani dış ortam, dış dünya, işte şu videoda izlediğiniz, duyduğunuz şeylerin hepsi kafamızın içinde elektrik sinyallerinin yorumlanmasıyla oluşturulan bir gerçeklik. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Tabii benim beyin dediğim şey de benim kendi gerçekliğimin bir parçası yani aslında zihnimin içindeki bir yöntemle uğraşıyorum falan. Kafanızı karıştırmak için anlatmıyorum. Şunun için sıraladım bunları. Çok zor bir problemle karşı karşıyayız. Mesela beyin dediğimiz organın neden yapıldığına baktığınızda bu aralar çoğunlukla da evde olduğumuz için akşam evde yapmak isteyen olursa tarifini verebilirim beynin. Çok basit bir tarifi var. Yazıyorsanız söyleyeyim. 1 Ben litre çok su, severim. 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz. Beyin dediğiniz organ sadece bunlardan oluşuyor bakın. Kasaptan aldığımız bir dana beyni de öyle. İşte otobüsten çıkarttığınız insan beyni de. Tabii ondaki miktarlar biraz farklı dana beyninde. Şimdi bu kadar basit madde her bakkalda, her markette, her laboratuvarda bulunabilir. Peki siz sıfırdan bir beyin yapabilir misiniz acaba? Biz çok denedik. Bilgisayarda bile simüle edemiyoruz. Çok karmaşık. Maddesel yapısı bu kadar basit. Su, yağ, protein, tuz, şeker, başka bir şey yok içinde. Fakat o maddesel bileşenleri alıp da bir kapta karıştırdığımızda sadece bir bulamaç elde edebiliyoruz. Neden beyin gibi komplike bir şey yaratamıyoruz? Çünkü elimizde şefin özel sosu yok. Nedir o? Adına canlılık dediğimiz bir şey var. 3,5 milyar yıldır bu dünyada hüküm süren bir şey bu. Ve hala canlılığın ne olduğunu kimse bilmiyor. Bakın bu konuda ben fizyoloji uzmanıyım. Benim işim canlılığın ne olduğunu anlatmaya çalışmak. Ben de bilmiyorum canlılığın ne Ben de olduğunu. orada böyle özür dileyerek sözünüzü Estağfurullah. kesecektim. Çünkü sizin esas tutkunuzun fizyoloji olduğunu biliyorum ben. Okurunuz olduğum için. Fizyoloji canlı bilimi demek değil mi Aynen, hocam? aynen. Canlı Siz... vücutların işleme mantığını araştıran bilim aslında. Evet. Bu fizyolojiye olan tutkunuz beyne olan tutkunuzla böyle paralel gelişen bir şey mi Tabii oldu? şimdi fizyoloji, beyin, yani vücut müthiş bir sistemler bütünü olduğu için onu da uzmanlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani herkes her şeyin fizyolojisinin uzmanı olamıyor. Mesela işte gastrointestinal sistem ya da mide bağırsak sistemi uzmanı var, böbrek uzmanı var, kalp uzmanı var. Biz de beyin fizyolojisi uzmanı olduk mesela. Evet. Her organın ayrı. Gerçi vücudu bu şekilde bölmek çok akıllıca değil. Yani ben hep böyle beyin anlattıkça insanlar vücudun gerisi olmasa da olurmuş gibi bir algı oluşabiliyor ama pek öyle değil. Yani şu eller olmasa şu beynin hiç kıymet harbiyesi yok onu söyleyeyim. Yani bu beden olmadan beyin de bir işe yaramaz.
Dolayısıyla yani şimdi şeyi söyleyeceğim, o sıfırdan yapamama halinde o canlılık dediğimiz eksiklik var ya, bunu anlamaktaki zorluğumuz bizim için çok büyük bir problem. Doktorları, psikologları falan düşünün. Daha ne olduğunu tarif edemedikleri bir şeyi iyileştirmeye çalışıyorlar. Yazık, çok zor meslekler onlar. Yani canlılığın ne olduğunu bilmiyoruz, doğru diyoruz. E peki biz ne yapacağız? Evde yapamadığımız bir şeyi nasıl anlayacağız? Yani üretemediğimiz bir şeyi nasıl anlayabiliriz? Bir yolu daha var. Tabiatta hazır yapılmış versiyonları var. Bizde var, ineklerde var, koyunlarda var. Nasıl yapılmış ve nasıl bir yoldan yapılmış? Bunu inceleyebilirsek eğer, o zaman çok acayip şeyler anlıyoruz. İşte bunu da evrimsel biyoloji dediğimiz alan bize acayip bir şey açıyor. Ve milyonlarca yıl boyunca bu canlılar nasıl şekillenmiş, hangi ortamlara nasıl adapte olmuşlar ve canlının bedeni, zihni vesaire donanımı niye böyle? Bu soruya en iyi cevabı biyolojinin bu temel dalı veriyor. Şimdi ben de size girişi bu kadar uzattım ama anlatmaya çalıştığım şey şu. İnsanı anlamaya çalışan çok disiplin var. Dinler, inançlar bile aslında insanı anlamak için birer bazı yollar öneriyorlar. Felsefe. Bugün felsefe tabii, yani her şey, yani düşünün hani inancı hiç bilgiyle bağdaştıramazsınız ama o bile düşün. Felsefe zaten çok ana bir alan. Yani esas insanı anlamak işte bilimi felsefeyle birleştirsek mümkün olacak. Bilim de yazık işe bir tarafından geç girdi. Yani birkaç yüzyıllık bir uğraşımız bilim. Yani böyle bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sorun var işte, bir deney yapıyor, bakıyor, diyor ki aa diyor işte yumurta yersen kalp damarın tıkanıyormuş diyor. 5 sene sonra diyor ki yok yok öyle değilmiş, yumurtaya diyor bir şey olmaz diyor. Dün diyor ki yağ yeme bak zararlı, kolesterol yapar. Bugün diyor ki abi ye ye, tereyağı iyidir falan filan diyor. Şimdi bilimin sürekli değişen doğası da bize bir kalıcı bir açıklama bulma isteğimizi pek karşılamıyor. Öte yandan bilim doğaya bakmak için muhteşem bir araç. Biz deneysel modellerden kafamızı bir kaldırıp bir doğaya bakabilirsek, işte biyoloji burada devreye giriyor. Muhteşem bir senfoni görüyoruz ve senfoniyi analiz etmemize bile gerek yok. Dinlememiz yetiyor. Onun müziğini anlayabildiğiniz zaman kendiniz hakkında ve tabiat hakkında çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz. O yüzden ben insanın fabrika ayarları dediğim şeyi nereden öğrendin diye sorduklarında, o tabiatın öğrencisi diye biraz önce Yasemin Hanım çok güzel ifade etti. Gerçekten ben tabiattan öğrendim. Tabiata böyle bir okullu falan olarak değil, çıplak bir insan olarak tabiata baktığınızda, yeterince uzun süre baktığınızda bir şeyler görüyorsunuz. Ve bu gördüğünüz şeyler aslında size sizin hakkınızda çok fazla şey söylüyor. İşte insanın fabrika ayarları, tabiattaki oluş ve gidişi binlerce yıldır gözlemleyen insanların bilgi ve irfanının bugünün diliyle ifade edilme çabasından başka bir şey değil. Çok yeni ve orijinal bir düşünce de değil aslında. Fakat ben bilimsel olarak onu tekrar işte 5 farklı ayar altında sınıflandırdım. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz duruma bir bakacak olursanız bir tuhaflık olduğu çok aşikar. 3-5 ay öncesine göre süper bir medeniyetimiz vardı. Ha babam teknoloji, ha da o da bir şeyler yapıyorduk falan filan. İşte en büyük sorunumuz sınır çatışmaları, politik problemler, Trump bunu dedi, dolar bu kadar oldu falan gibi dertlerimiz vardı. Tabiatta her sene belki onlarcasını gördüğünüz bir virüs salgını insanlara bulaşıverdi. Ama bir özelliği var. Çok öldürmüyor fakat çok hızlı bulaşıyor. Ve riskli gruplarda öldürücülüğü yüksek. İşte nedir? İşte belli bir yaşın üstündekiler falan filan. İşte kanser tedavisi görenler ya da bir şekilde bağışıklık sistemi düşük olanlar. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekti? Her normal canlının yapacağı gibi bu enfeksiyonla bir dengeye ulaşmamız gerekiyordu, değil mi? Yani tabiatta tık falan olmadığı için canlılar beklerler. İşte hasbelkader ne kadarı sağ kalırsa devam Evet. eder. Fakat bir sorun var. Tabiatta 20 milyon zürafanın tek bir şehire tıkış tepiş dolup da yaşadığı bir ortam görmüyorsunuz. Ama biz mesela İstanbul'da bunu yapabiliyoruz. New York'ta bunu yapabiliyoruz. Şangay'da bunu yapabiliyoruz. Böyle tıkış tepiş şehirlere toplandığınızdaki dünya nüfusunun şu anda galiba %43 ila %45'i şehirlerde yaşıyor. Bu korkunç bir rakam. İnsanlar garip bir şekilde bir karar vermişler. Biz demişler bir şehir diye bir şey yapalım, içine oturalım, tıkış tepiş yaşayalım, otobüslerde, metrobüslerde gidelim. Böyle daha ekonomik oluyor. İşte dışarıdan alalım ürünleri, burada yiyelim, tüketelim. Çöpümüzü, kanalizasyonumuzu dışarı bir yere dökelim. Böyle bir sistem kurmuşuz. Birkaç yüzyılda çalışıyor gibi. Fakat küçücük bir virüs salgını tabiatta hiçbir canlıyı bu kadar etkilemezken bizi bir anda dizlerimizin üzerine çökertti. Neden? Kurduğumuz bu şey, adına medeniyet, modern medeniyet dediğimiz şey, tabiatın en ufak esintisine bile dayanamayacak kadar kırılgan bir şeymiş, onu gördük.
Bu virüs salgını insan için çok ağır sonuçlar doğuracak bir şey olarak gözükse de tabiat için hiçbir şey. Tabiatta hiç önemli bir şey değil. Tabiatta biraz viroloji biliyorsanız, virüsler hakkında bilginiz varsa her sene böyle onlarca yeni virüs tuşunun çıktığını zaten bilirsiniz. Böyle salgınların canlılar arasında da olduğunu bilirsiniz. Canlılar da hasta olurlar. Ama hiçbirisi bizim gibi tıkış tepiş bir yere oturup hayatını kendi ürettiği teknolojiye endeksleyip sağlık sistemini işte tıp sektörü dişi diye bir şeye, ilaçlara bilmem nelere emanet edip de otomatik pilotta yaşamayı seçmemiş. Her canlı tabiatıyla bir denge içinde olduğundan o denge içinde bir şekilde hayatta kalabiliyor. Biz ağır bir ders aldık ve bu dersle gündeme gelmesini istemezdim ama dediğim gibi insanın fabrika ayarları işte tam da bu anda tekrar hatırlamamız gereken bir şey. Bir kere nereden, niye insanın fabrika ayarları? Bir televizyon programında söylediğim bir laftı. Yani işte bizim dedim bir fabrika ayarlarımız var, ona uygun yaşarsak daha iyi olur falan diye. Sonra baktım fabrika ayar lafını sevdik biz. Çünkü telefonda sorun çıkınca direkt factory settings'e getiriyoruz ya. Default'a dönünce cihazlar bir rahat, benim de mesela demin bilgisayarım bir takılmıştı. Bir açtım kapattım tamam oldu. Fakat insanda böyle bir reset düğmesi yok. İşin garibi bizim de bir fabrika ayarımız var. Birazdan beş maddesini size sıralamaya çalışacağım ve bunlardan çıkmamız da mümkün değil. Yani bunlara uzaklaşmamız da aslında mümkün değil. Sadece onlardan haberimiz olmadığı için yaşadığımız sorunların onları unutmakla ilgili olduğunu fark edemiyoruz aslında. Şöyle anlatmaya çalışayım. Çok olabildiğince kısaca. İnsan türü dediğimiz Homo sapiens sapiens, primatlar dediğimiz bir canlı takımının, Homo dediğimiz bir cinsinin işte tek hayatta kalan türü. Daha önce işte Neandertalleri duymuşsunuzdur. Florensisler, Rudolfensisler, başka insan türleri de varmış 50 bin sene öncesine kadar ama onlar bir şekilde gitmiş. Biz allem edip kallem edip Homo sapiensler olarak ayakta kalmayı becermişiz. Bu çıplak zayıf canlı ne kadar süredir burada diyorsunuz? 300 bin senedir insan burada gibi gözüküyor. Bizim yazılı tarihimiz 5-6 bin sene. Göbekli Tepe 12 bin sene önce yapılmış. Bizimkiler mağara duvarına resim yapmaya da yaklaşık 45 bin sene önce falan başlamışlar gibi gözüküyor. Hadi 50 bin sene diyelim yuvarlak. 50 bin senedir de bize modern insan diyorlar. Homo sapiens sapiens. Yani artık sanat yapmak gibi saçma sapan şeylerle uğraşmaya başlamış tırnak içinde. Garip bir tür olmuşuz yani. Ama 300 bin yıldır bu çıplak insan buralarda geziyor. Ve düşünün 250 bin yılında dişe dokunur bir şey üretmeyen, dünyada çok böyle adı sanı bilinmeyen bir canlı yani. Sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Buzul çağları falan atlatıyor bir şekilde oradan yırtıyor. Yani 160 bin sene önce çok büyük bir soğumayı da atlatmış bizimkiler. Bu çıplak halleriyle dikkat edin. Hiçbir teknoloji, binek hayvanı, tekstil üretimi falan yok. Hiçbir şey yok. Av aleti bile yapamadıkları bir dönem öyle söyleyeyim. İnsan bir şekilde onu da becermiş ve 300 bin yıldır hayatta. Bakıyorsunuz bu organizmaya ya arkadaş bu 300 bin sene nasıl hayatta kaldı diye. Vücuda bakıyorsun hiçbir numara yok. Çırılçıplak. Yani tabiatta kendisini hayatta tutacak hiçbir saldırı ya da savunma cihazı yok. İşte pençeler yok. Sivri düşler, kürk, zırh, diken. Hiçbir şey görmüyoruz. Kanat, manat öyle bir şeyler yok. Son derece dış etkileri açık. Kendinizi düşünün şimdi bu havada bile elbiselerinizi alıp sizi doğal ortama dışarı bir salsan birkaç saat içerisinde ya yanarsınız ya donarsınız ya bir yerinize bir şey batar. Bir sıkıntı yaşarsınız yani. Dolayısıyla bu canlının bedensel yapısı hayatta kalmaya hiç uygun değil gibi. Fakat nasıl hayatta kalmış ve niye böyle? Biyoloji diyor ki sakin olun bunun bir nedeni var. Eğer bedenimiz bu kadar çıplak ve zayıf olmasaydı nesiller boyunca, gittikçe daha çıplaklaşmasaydı, kafamızı bu kadar zorlamak zorunda kalmayacak, bu kadar ileri zihinsel yetenekler geliştirmeyecektik. Yani biz hayatta kalmak için beyinsel ve zihinsel yeteneklerimize dayanmışız şimdiye kadar. Ve bu gerçekten çok başarılı. Ne sağlamış bize? İnsanoğlu imkansıza adapte olabilen tek canlıdır. Tabiata bakın, her canlının kendi nişi, kendi yaşam ortamı var. Orası bir halel gelirse oraya canlı yeryüzünden siliniyor. Bir başka yerde yaşayayım diye bir durum yok. Yani ağacın dalında zıplayan maymun ben inip de yerde bundan sonra yemiş toplayacağım diye bir karar değişikliği yapamıyor. Çünkü oraya uygun onun yapısı. Ama biz ekvatordan çıkmışız, kutuplara kadar her yere yayılmışız. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da 6 tane türdaşımız yaşıyor. Biz her yere gidiyoruz. Dikkat ediniz Mars'a gitme planları var. Mars'a giderken hiç kimse işte araç ne kadar benzin yakar, yol ne kadar sürer kimse bunu konuşmuyor. Mars'a önce kim gidecek derdimiz o. Yani biz yoldan yırmıyoruz ya. Yani. Bir şekilde sorun tamam çözeriz onu çünkü biz iki canlılarız. Ama
Esas olarak böyle sürekli bir sınır ötesine gitme falan filan gibi garip dürtülerimiz var. Şimdi insanın fabrikayla işte tam burada bu garip canlının bütün bireyleri acaba hangi özellikleriyle hayatta kalıp adapte oldular? 5 tane madde çıktı sonuçta. Bütün biyolojiyi alt üst ettiğimde. Ben bu arada mezun olduktan 10 sene sonra tekrar açtım biyoloji okudum ve esas biyolojiyi o zaman öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü çocuk aklımda anlamamışım ne okuduğumu. Ama en önemlisi tabiata bakmamışım onları okurken. O eksiğimi zaman içinde tamamlamaya çalıştım. 5 madde. 1. Hareket etmek zorundayız. Atalarımız hareketli oldukları için hayatta kalabilmişler. Çünkü biliyorsunuz bugün uzun süre oturursak hastalanıyoruz. Hareketsizlik bize iyi gelmiyor. Bu korona günlerinin en dikkat edilmesi gereken parçalarından biri o. 1 hareket. 2 az yememiz gerekiyor. Açlık çekmemiz gerekiyor. Sürekli tok kalırsak erken ölüyoruz. Mesela bugün tokluktan ölen insan sayısı açlıktan ölenlerden kat be kat fazla. Ve insan tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yiyecek üretiyor. Bu neden zararlı? Çünkü atalarımız yiyeceğin çok kıt olduğu bir ortamda hayatta kalacak şekilde ayarlandılar. Açlığı bedenleri için faydaya dönüştürebilen versiyonlar başarılı olduğu için bizler onların torunlarıyız. Bugün günde 16 saat aç kaldığınızda haftada sadece 2 gün yapın bunu. Birçok kronik hastalığınızın geçmeye başladığını görüyorsunuz. Tıpta da intermittent fasting ya da aralıklı oruç işte fasting state diye o hep öneriliyor zaten. Yeni reçete bileşenlerinden bir tanesi. Zaten şu anda Ramazan ayındayız. Birçok insan bunu bir 30 gün boyunca deneyimliyor. Denemesi bedava. İftarlarda çıldırmazsanız büyük faydasını göreceksiniz. İftarı da Ramazan gibi yaparsanız bu bahsettiğim ikinci ayar süper. Ramazan ayında deneyimlenebilir oruç tutanlar tarafından. Üçüncü ayar. Diğer insanlarla sıkı sağlam ilişkiler kurmalıyız. Gerçek sosyal ilişkiler olmazsa, yalnız kalırsak erkenden hastalanıp ölüyoruz. Sistem buna negatif tepki veriyor. Çünkü bu zayıf ve çıplak canlı tek başına hayatta kalamıyor. Muhakkak diğerleriyle işbirliği ama daha da önemlisi duygusal bağlantı kurmalı. Biri bizi anlamıyorsa, birileri bizi görmüyorsa, birileri bizi dinlemiyorsa beden diyor ki, beyin diyor ki ben gidiyorum abi burası bana göre değil. Hakikaten yalnızlık Allah'a mahsus bize göre değil onu söyleyeyim. O yüzden çevrenize dostlarınıza dikkat edin. Uzun yaşayan insanların ortak özelliklerinin en önde gelenlerinden bir tanesi en azından orta yaşlarından itibaren çevrelerinde az sayıda güvendikleri sıkı dost ya da aile çevresinden insanlar olması. Çok önemli bir şey gibi gözüküyor. Üçüncü madde o yüzden. Bu devirde de dikkat edin. Buyurun. Üçüncü maddeden dörde geçmeden önce özür dileyerek böldüm ama Hadi bakalım. üçüncü maddeyle ilgili aklıma aniden çok önemli bir şey geldi. Paylaşmak istedim hem bizi dinleyenler, izleyenlerle hem sizinle. Şimdi etimoloji bazen kendiliğinden soruları cevaplar ya. İnsan ne demek? İnsan ünsiyet eden demek. Alışık. Ünsiyet etmek yani ilişkide bulunmak. Aynen. Bizim adımız bile, türümüzün adı bile aslında bize diyor ki öbürleriyle ilişki kurman lazım. Bu doğru şey. Muhteşem bir dokunuş oldu. Muhteşem bir dokunuş oldu. Ben bu arada hep söylerim, hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Özellikle burada ağırlıklı olarak genç arkadaşlarla konuşuyoruz. Özellikle üniversite eğitimi döneminde hayatınızı kurtaracak, sizi dahi yapacak bir uğraş istiyorsanız etimoloji merakı sarsın sizi. Her gün bir kelimenin etimolojisini öğrendiğinizde bir yıl sonunda zihninizin genişleme miktarına inanamayacaksınız. Yasemin Hanım'ın çok güzel beyan ettiği gibi etimoloji yani kelime kökenleri çoğu soruyu sorulmadan cevaplama özelliğine sahiptir, muhteşemdir. Ben de o konuda takıntılıyım. Zaten insanın fabrika ayarları bir üçleme olacak inşallah. İkisi çıktı. Üçüncünün çıkamama sebebi o kadar daldım ki etimolojiye kelimeler melimeler. Üçüncü cilt arızalı son ayarla ilgili anlatacağım şimdi. Orası beni de gerçekten çok dediğiniz gibi gerçekten insan isminin içinde bile kodlu olan bir şey. Dördüncü ayarımız, ya bu şeyi söyleyecektim üçüncü ayarla ilgili. Bu birbirimizden bu kadar uzak kaldığımız bir zamanda bunun önemi ne kadar fazladır bir dikkat edelim. Bir kere gerçek ilişkilerin kıymetini anlamak için çok özel bir vesile. Artı şu anda bu teknolojik imkanlarla hiç olmadığı kadar da bağlıyız. Bilmem dikkat ettiniz mi? Yani kişisel olarak bu kadar uzak kalıp da zihnen bu kadar bağlı olduğumuz başka bir devir yok. Şu anda bakın kaç kişiyle işte bunu paylaşabiliyoruz mesela. İnanılmaz bir şey.
Mesela şimdi uzun süredir konuşmadığınız birini telefonla aramak için çok iyi bir fırsat. Yani şimdi lazım o. Şimdi o desteğe herkesin ihtiyacı var. Ve yakın çevrenizdeki insanların yani hallerinden, hareketlerinden haberdar olmak için güzel bir zaman. Bir komşuyu yoklamak falan filan gibi. Çok çok hani bizi iyi hissettirecek şeyler bunlar. Dördüncü ayar, zihnen stres üretebilen tek canlıyız. Oturduğumuz yerde stres olabilen tek canlı biziz. Başka yok. Mesela şöyle bir ceylan gördünüz mü? Sürekli aslanlar kovalıyor ya ceylanları. Şöyle bir ceylan bulabilir misiniz doğada? Yani lan anamı da bunlar yedi, babamı da bunlar yedi. Sürekli beni kovalıyorlar. Allah kahretsin bu aslanlardan ben nasıl? Ben İsviçre'ye taşınacağım, burada yaşam. Böyle bir ceylan, böyle bir av yoktur tabiatta. Kovalanma tehlikesi olmadığında çok mutlu mesuttur. Kovalandığı zaman strese girer ki kaçsın. Aslan onu yakalarsa ya da kaçıp kurtulursa stres biter. Tabiat da böyledir stres sistemini çalışırsa. Ama bizde koronanın sonu ne olacak? Diplomayı alabilecek miyim? Atanacak mıyım? Yaşlanacak mıyım? Param gidecek mi? Bilmem ne. Milyon tane düşünce ya da geçmişten gelen bir sürü tantanalar. Biz zihinsel olarak stres üretebilen tek canlı olduğumuz için stresimizi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayız. Stresimizi yaratıma yönlendirecek bir yol bulmak zorundayız. Aksi takdirde bu zihin boşta bırakırsanız şeytanın çalışma odası derler biliyorsunuz. Sırf geçmişe geleceğe uçup stres üretiyor ama bu geniş zaman algısı olan zihin bize niye verilmiş? Geçmişten tecrübe alalım, geleceğe dair bir hayal kuralım. Haydi bakalım onu gerçekleştirelim, şimdi bir şey yapalım diye. Eğer bu yoksa boş boş bir sürü düşünceyle maalesef çok fazla stres üretebiliyoruz. O yüzden dördüncü madde olarak stresi düşürmeyi öğrenmemiz lazım ve beşinci madde en arızalı madde, benim son cildi tek başına oluşturan madde. Sınırlarımızı zorlamak zorundayız. Her birimiz bu dünyaya daha önce yapılmamış, bizim için zor gözüken bir şeyleri yapmak için geldik. En önemlisi de kendi benlik sınırlarımızı zorlayıp gelişmek ve büyümek, kendimiz olmak için buraya geldik. Hiçbirimiz annemizin, babamızın bize öğrettiği şeyden ibaret değiliz. Kültürümüzün yarattığı gibi kalmak zorunda değiliz. Zira orada kaldık mı bunalım. Öf ya, bunun için mi yaşadım bu hayatı? Ama bir şöyle sınırları zorlayıp özellikle iyi yönde, yapıcı yönde bir şeyler ürettiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bu da başka hiçbir canlıda olmayan bir güdü. Bu beş ayarı anlatması ve anlaması aslında çok kolay. Niye üç cilt kitap oldu bunlar? İşte ilk cilt beslenme, hareket, beden cildinde bunlar. İkinci cilt ilişkiler ve stres, o üçüncü ve dördüncü ayar. Ve son cilt de inşallah yakında bitiyor. Sınırları aşmak konusuyla ilgili. Niye bu kadar uzun yazdım? Yanlış bildiğimiz çok şey vardı ondan. Yanlış bilgileri temizlemek çok vaktimizi alıyor. Halbuki tabiatta çok ilginç bir anekdotum var bununla ilgili. Ben bunu kısaca Küçükkuyu'da köyde yaşayan bir arkadaşımız orada köyde yaşayıp bize işte Küçükkuyu'da bir okul yapıyoruz biz yaşam okulu. Orada yardımcı olmak için gelen bir arkadaşa kısaca anlattım. Abi dedi sen bunu mu anlatıyorsun gezip gezip bunları bilmiyor musun millet ya dedi. Tabiatın içinde yaşayan bir insan için yani bu o kadar sıradan o kadar doğal bir şey ki. Ama biz şehirli insanlar, biz medeni insanlar çoğunlukla bunları unutuyoruz. Ve bunları tekrar keşfettiğimizde hayatımız başka bir yöne gidiyor. Bir ayar daha var. O sıfırıncı prensip bütün ayarları kapsıyor. O da kısaca rutin, tekrarlı, sıkıcı, her şeyden nefret ediyoruz. Bir değişiklik, bir farklılık bizi bambaşka kapılara çıkarıyor. Bunu keşfetmiş insanlar şu COVID-19 salgınından çok istifade ediyorlar. Onu söyleyeyim. Çünkü evet beklentilerimiz dağıldı. Her şey garip. Yani okuyorsak okulun ne olacağı belli değil. Çalışıyorsak işin ne olacağı belli değil. Evdeysek çoluk çocuğun ne olacağı belli değil falan. Ama aynı zamanda bütün biyografileri, insanlık tarihine şöyle genel olarak bakın ve biyografileri okuyun. Büyük fikirler, büyük buluşlar, büyük atılımlar, büyük felsefi akımlar hep kişilerin hiç beklemedikleri, kişisel trajedi bile diyebileceğiniz denge bozucu tecrübelerinden sonra ortaya çıkar. Çünkü bu zihin rutinde icat yapmaz. Ne zaman sıkıntı vardır onu çözmek için devreye girer ve insanı bu kadar uzun tanımlamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy şey yaparsanız bir durmayalım şiirine şöyle bakarsanız orada iki mısra var. Bence dünyadaki bütün tıp kitaplarından çok daha iyi insanı anlatan iki mısradır o. Der ki Mehmet Akif Ersoy çok az ezberim vardır. Burada işte o iki satırı ezberlemek zorunda kaldım. Çok güzel. Hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın? Hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın? Dil biraz eski, bugünün diline tam bir çevirmeye çalışırsak ki zor. Hangi zorluktur ki
biz birleşip, odaklanıp, yardımlaşıp onu aşamayalım. Himmet olsun, asan olmasın o demek. Ve hangi dehşetli, korkunç durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın, hirasan olmasın. Bir insanın işi imkansız adaptasyon dedim. Zorlukları kaçırmak ama nasıl? Birleşerek. Nasıl? Niyet, gayret ve cesaretle üzerine doğru giderek. Bugünlerden sağlam çıkmak çoğumuzun becerebileceği bir şey. Ama bugünlerden gelişerek çıkmak ancak niyet edenlerin becerebileceği bir şey. Zor koşullarda iki şansımız vardır. Beklenmeyen, kaotik, karmaşık, belirsiz durumlarda iki seçeneğimiz vardır genelde. Bir, bekleriz ve her şey bildiğimiz normale dönsün diye hareketlerimizi durdururuz. Buna kurban pozisyon denir. Çünkü bekleriz, bir şeyler değişir, bir sonuçlar çıkar ve biz ona bir katkı yapmadığımız için orada da yabancı kalır. Oranın şartlarına doğru uyum sağlayamayız. İkinci şansımız fail olmaktır. Ben şu anda ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Bu yeni koşulları faydamıza, sadece kendi faydama değil, faydamıza hepimiz olarak nasıl dönüştürebilirim? Ve bu devirde bunu özellikle diğer insanlara katkı vermeye önceleyerek başlayanlar, diğer insanlara katkı vermek için fail olanlar çok büyük değişimler yaratacaklar ve yaratıyorlar şu anda, ben görüyorum. Etrafımda böyle insanlar çok şükür var. Hepimiz bu iki karardan birini almamıza göre hayatımızı belirliyor olacağız. Ve hayatımızdaki, emin olun, özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Ya koronavirüs tamam, dünya tarihinde görülmemiş bir şey olabilir ama sizde çok daha eğlenceli, bozucu sürprizler olacak. Çünkü ne kadar plan yaparsanız yapın, Murphy kanunları her zaman geçerlidir. Her zaman bir şey ters gider. O ekmeğin hep yağlı yüzü yere düşer. Hep terslik olur. Biz planları sadece geleceği öngörebilme illüzyonu yaratmak için yapıyoruz. Bunu unutmayın. Ve bu diğerinin sözünü de bence bir kağıda yazıp panonuza asın. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diyor Woody Allen. Büyük planlar genellikle olmaz. Ve ben sevdiğim arkadaşlarıma bir dua etmek istediğimde, onlara bir iyi dilek göndermek istediğimde hep aynı şeyi söylerim. Allah bütün planlarını bozsun. Seni hayırlı sürprizlerle karşılaşsın. Çünkü gerçek yaşamda güzel olan ne varsa, aşk dahil, hayırlı sürprizler şeklinde olur. Planla programla olmaz. İnşallah çok dağıtıp uzatmadım. Kısaca burada bağlayayım. Evet, bir sorumuz geldi. Ona kısaca hemen sol tarafta görüyorum. Öğrencilerimizden bir soru. Göçmen mülteci gruplar için nasıl bir dünya bizleri bekliyor COVID sonrasında? Kısaca şunu söyleyeyim. Dünya nasıl olacak sorusu benim için çok büyük bir soru. Özellikle belli bir grup için nasıl olacağını bilebilmenin imkansız olduğunu düşündüğümüz bir dünyadayız. Çünkü yarın ne olacağı bile belli değilken belli bir resim çizmek zor. Ama ben bu dönemin avantajlarından bahsetmeyi seviyorum. Şimdi göçmen ya da mülteci olmak zaten bir dezavantaja sahip olmak anlamına geliyor. Şu ya da bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, burada dezavantaj genel algı itibariyle. Ama ben bunun aynı biraz önce COVID döneminde bahsettiğim gibi birçok avantajı bünyesinde barındırabilecek bir yöne evrilebileceğini hep söyledim. Daha önce diğer böyle mültecilerle, göçmenlerle çalışan derneklerde yaptığımız eğitimlerde, konuşmalarda, toplantılarda bu konu çok gündeme geldi. Bu Solvay konferansı fotoğrafı vardır. 1927'de zannediyorum çekilmiş olan, yaklaşık 10-12 tane Nobel ödüllü insanın aynı fotoğraf karesine oturduğu, işte Einstein'ın, Dirac'ın, bilmem ne, fiziğin bütün kurucularının orada olduğu bir fotoğraf vardır. O fotoğraftaki insanların çoğu Birinci Dünya Savaşı mağduru ve çoğu göçmen. Ve o belirsizlik koşulları, o dezavantajlı koşullar az önce söylediğim gibi insanın zihnini yeni bir şeyler yapma konusunda zorluyor. Amerika'nın çehresini değiştirenlerin bir dönem oraya giden ve oldukça zorlanan göçmenler olduğunu biliyorsunuz mesela. Albert Einstein de bir göçmendi sonuçta. Neticede şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum COVID sonrası dünyanın. Bu COVID nasıl bir şeyse dünyayı zihinsel anlamda eşitledi, dikkat edin. Artık herkes dezavantajlı. Mesela benim babam artık şey diyemiyor, hep işlerinden şikayet ederdi. Benim babam kuyumcu, ya işte gitmiyor falan filan. Şimdi işinden şikayet edemiyor çünkü herkesin işleri durmuş vaziyette.
gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında tehdit açısından bir fark kalmadı. Yani bu virüs herkes aynı şekilde tehdit ediyor. Herkes aynı önlemleri almak zorunda. Dahası bilgi birleşmeye başladı. Mesela bir COVID aşısı üretecekseniz bilimsel bilgiyi birleştireceksiniz. Ayrı kaldık ama iletişim arttı. Yani ülkeler duvarlarını kapatıyor ama iletişim artıyor. Dolayısıyla böyle bir dünya, birçok şeyin yeniden başladığı bir dünya. Soruyu soran, bu soru aklında uyanan arkadaşlarıma verebileceğim net cevap bu. Covid sonrası dünya, siz ne yaparsanız o olacak. Siz ne yaparsanız o olacak. Hadi gayret, hadi cesaret. İnşallah. Başka sorumuz var mı diye ben de ekranıma bakıyorum ama Evet, şöyle sol taraftan sorular geliyor. Bu arada bakayım saati kaçırdım mı? Öbür şeyi kaçırdım. Ha, daha var. Tamamdır. aslında evet zamanımız da yavaş yavaş sonuna geliyoruz bir taraftan. Hocam dediğim gibi sizi dinlemek her zaman çok büyük bir Tamam, zevk. sağ olun. Ayrıca okurunuzun da üçüncü cildi bekliyorum inşallah insanın İnşallah. fabrika hayatında. Bütün işleriniz de kolay gelsin. Az evvel bitirirken, sorunun cevabını bitirirken, Covid sonrası dünya siz ne yaparsanız o olacak dediniz. Çok güzel söylediniz. Ve bu yayınımızın eğer sorularımız yoksa ben de yavaş yavaş toparlayacağım. Ekranımda soru görmüyorum. Ben bir cümle daha ilave etmek isterim. Tabii hocam. Dezavantajlı grup ya da işte gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke. Mesela biz bunun psikolojisini çok yaşayan bir topluluz Türkiye olarak. Ya biz Türkler diye başlayan cümleler var. Şimdi inşallah üçüncü cildi bitirebildiğim takdirde orada uzun uzun anlatmaya çalıştığım bir şey var. Kendimize dışarıdan öğrendiğimiz tanımları yapıştırdığımız anda kendimizi kısıtlamış ve kapatmış oluyoruz. Şimdi bir durumda olmak. Şu meşhur Kızılderili hikayesi var. Şu ikinci ciltte ben yazmıştım onu. Ya işte Çinli diye de anlatıyorlar. İşte Çinli'nin birinin bir atı var. Bir hükümdar istiyor ben senin atını satın alayım diye. Çok paralar teklif ediyor. Adam diyor ki ben atımı çok seviyorum, satmam falan. Reddediyor. Sonra at kaçıyor. Komşular diyorlar ki ulan satsaydın bir sürü para kazanacaktın. Bak atı kaçırdın falan. Sonra adam diyor ki bir dakika acele etmeyin. Sadece at kaçtı. Bildiğimiz bu yani. İyi kötü bir şey diyemeyiz. Sonra at bir geri geliyor. Yanında 15 tane kısrak. Diyorlar ki ya haklıymışsın at bak bir sürü at getirdi. O diyor ki bir dakika acele etmeyin. Tek bildiğimiz 15 tane kısrak geldi. Sonra oğlu kısrakları eğitirken düşüyor bacağını kırıyor. Diyorlar ki komiser eyvah tek oğlundu. Elin ayağın gitti şimdi çocuğun bacağı kırıldı. Adam diyor ki durun sadece oğlun bacağı kırıldı. Sakin. Sonra savaş çıkıyor. Herkesi askere alıyorlar. Adamın oğlunun bacağı kırık olduğu için askere alınmıyor. Komşular gelip gene diyor ki vay ne şanslı adammışsın. Bak askere alınmadı. Adam diyor ki siz erken sonuç çıkarma hastalığına tutulmuşsunuz. Bir sakin olun. Hayat böyle bir şey değil. Aksın her şey sonunda belli olur. Belki de belli olmaz. Yaşamanıza bakın. Dolayısıyla kendimize bir tanım, bir karar koyduğumuz zaman hayatı aslında kesmiş, imkanları daraltmış oluyoruz. Eyvah bir soru daha geldi bu arada. Sanıyorum anlattığımla ilgili bir şey. Bu kendimize yapıştırılan tanımlardan ziyade şimdi şu anda imkanlarım nedir? Neler yapabilirim? Daha da önemlisi bütün biyolojinin sırlarından biri budur. Ben tabiattan dersleri anlatmayı çok severim. Her canlı bir birliktelik kuracağı zaman birine fazlasıyla değil eksiğiyle gider. Der ki ben şu eksiğim var. İşte böyle şey yapar, yardım ister. Yani diğer canlılara açık olur ve onlarla bir işbirliği kurma isteğiyle hareket eder. Biz ne yapıyoruz? Birbirimize CV'mizle yanaşıyoruz değil mi? Fazlalıklarımızdayız. O yüzden bir araya gelemez. Dikenler izin vermiyor birleşmemize. Halbuki açık olsak, rahat olsak ve katkı vermeye gayret etsek, o zaman işte her şey çok başka olacak. Bize verilen tanımları bir reddedelim. Hayatınızın dönüm noktası neydi gibi bir soru gelmiş. Muhtemelen hiç hatırlamadığım bir şey. Çünkü dönüm noktaları kelebek etkilerine bağlıdır. O kelebekten kimsenin haberi olmaz ama o kanat çırpıp öldükten çok sonra bir yerde bir fırtınaya sebep olur. Bunu ne kelebek bilir ne başkası bilir. Dolayısıyla gerçek hayatta bizi biz yapan şey kader kısmet diyorum ben bilmiyorum. Çok enteresan anlar var ama onların da hepsi bir şeyin sonuçlarıydı düşündüğünüzde. Kim bilir belki birinden aldığımız bir hayır dua, belki de yediğimiz bir lokma bir şey bilmiyorum. Kim bilir hangi tesadüf veya tevafuk değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, Ben teşekkür ederim. sevgili hocam, bize bugün katıldığınız için, sizi burada ağırladığımız için çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi.
size o tabiatın öğrencisi olarak kalabileceğiniz, eminim öyle sürmesini istiyorsunuz. Bize de inşallah o öğrenciliğin nasip olduğu günler diliyorum. Buradan bizi izleyenlere, programımıza katılmış olanlara da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum bir kez daha. Sağ Çok sevgiler, sağlıklı günler efendim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler hocam, hoşça kalın.